Ulusal Kanal'dan merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün gerçekten her bir cümlesi için nasıl yani diyeceğiniz çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. O hem bir gazeteci ama gazeteci derken elbette gazeteciliğin Uğur Mumcu ekolünden geldiğini düşünüyorum. Çünkü muazzam araştırmacı bir gazeteci, bir stratejist ve bizlere bıraktığı eserlerin her bir satırında Allah Allah nasıl yani diyerek okuyorum ve her okuyuşumda da her sayfada sağa sola savruluyorum. Neler oluyor dünyamızda ve Türkiye üzerinde ne çok emel varmış. Biz bunları içinde yaşarken görmüyoruz ve her şeye teğet geçiyoruz adeta. Sizin kitaplarınızdan sonra tekrar döndüm yıllar önce okuduğum Graham Fuller'ın Yeni Türkiye Cumhuriyeti kitabına baktım ve o cenahta Türkiye üzerinde neler yapılmak istendiğini siz zaten buradan bakışınızla kaleme almışsınız. Çok önemli ama hoş geldiniz diyeceğim stüdyomuza. Hoş bulduk. Sayın Kahveci, Hüseyin Hakkı Kahveci konuğum ve gerçekten çok önemli mesajlarla dolu bir yayın gerçekleştireceğiz biliyorum. Hatta not bile tutabilirsiniz. Şimdi Yüzyılın Hilesi, Sandıktaki Hülle, Yeşil Hücreler, Türkiye'de El-Kaide'yi kimler büyüttü, Türkiye'yi Suriye'de IŞİD'e nasıl bulaştırdı ve tabii çok daha başka bir çalışmanız Yehuda, İhanet Devam Ediyor adlı çalışmanız. Ama ben bu Atatürk düşmanlığından başlamak isterim. Put adam. Evet. Oradan mı başlayalım? Mısır'da yayınlanan, Müslüman Kardeşler tarafından yayınlanan bir kitap. Tabii bu meclis gündemine geldiği zaman dönemin bakanlarından Hüseyin Çelik bunun böyle olmadığını, kötü niyetle yazılmadığını söylese de bizim aslında 1928'e gitmemiz gerekiyor. 1928 yılında İngilizlerin Lavrenslarıyla beraber ortak olan Arap şeyhlerinin kurduğu Osmanlı coğrafyası üzerindeki hakimiyet neticesinde ortaya çıkan devletçikler diyelim 400 yıl sonra ortaya çıkan devletçikler görünürlüğü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından rahatsızdılar. Yani bunu Mekke'de Şerif Hüseyin yayınlamış olduğu tahmimde yani beyanda diyor ki kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti devleti kafirdir. Bu bizim halifeliği almamız için en büyük sebeplerden bir tanesidir. Söylüyorum bunu. Ve netice itibariyle 1928 yılında bir petrol rafinerisinde İngilizler tarafından bir petrol tesisinde yaptırılmış olan küçük bir camide Müslüman Kardeşler diye bir örgüt kuruluyor. Ama İngiliz rafinerisinde tabii yani o dönemde herhalde İngilizlerin bundan haberinin olmamasına imkan mümkün yok. Mümkün değil tabii. Ki Lawrence hala hayatta. Yani hala o bölgelerde gezen bir ruh demeyelim canlı varlık. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman önümüze şöyle bir şey geliyor. İlk hedefleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan Müslüman Kardeşler için söylüyorum. İlk hedefleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan Müslüman Kardeşler örgütü kim ya da kimler eliyle kurdurulmuştu? Osmanlı zaten paramparça edilmiş, devleti bile kalmamış bir millet, Türk milleti. Savaşarak tekrar kanla yeni bir devlet kurmak zorunda kalmıştı. Yani o devasa coğrafyadaki bütün savaşlar bitmiş, artık savaş gelip kapıya dayanmıştı. Anadolu'daki evlerin kapısını işgal güçleri çalıyordu. Ve bunların hepsinden sonra bir devlet kuruldu. O devletin kurulmasına bile tahammülü olmayan İngilizler demeyelim artık, Araplar diyelim. Çünkü kapıyı İngilizler haçla gelip açmıyorlar veya tıklamıyorlar. İngilizler kapıyı Kur'an-ı Kerim'le, hilalle gelip tıkladılar. O hilal de işte padişahın cihat fetvasına rağmen İngiliz cihadına katılanlardı. Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda da padişahın vermiş olduğu cihat fetvası Alman cihadıydı. Yani düşünebiliyor musunuz? Halifelik makamı bir cihat fetvası açıklıyor. Birisi Alman cihadı oluyor, birisi de İngiliz cihadı oluyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. 1928 yılından sonraki süreç içerisinde İhvan-ı Müslim'in Hitler Almanyası'na biat etti İngiltere'den sonra. 1945 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika'nın tek eline geçti. İşte zaten ondan sonraki süreçte İhvan-ı Müslim'in dediğimiz Müslüman Kardeşler yapısı aslında dünya üzerinde farklı Müslüman coğrafyalarında farklı yapılanmalara girdi. Bu Endonezya'da Hizbut Tahrir oldu.
Bu Suudi Arabistan'da 19 Mayıs 1962'de rabıta oldu. Bakın 19 Mayıs 1962 rabıta Mekke'de kurulurken 19 Mayıs 1919 Atatürk Samsun'a çıkmıştı. 19 Mayıs 1919'da 19 Mayıs 1962 arasındaki süreç. Karşıtlık Mekke ile Samsun arasındaki karşıtlığın bir anlamı olmalı. İkisinde 19 Mayıs yani şimdi herhalde bunu oradaki tarihçiler de o tarihte biliyordu. Neden 19 Mayıs'tı bu? Niçin 19 Mayıs'ta kuruldu? Rabıta. Çünkü Atatürk 1919 19 Mayıs'ında Samsun'a çıkarken milli mücadele ve Türk milleti için Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çıktı. Rabıtanın kuruluş amacı ise tüm İslam ülkelerinde veya Müslüman olunduğu düşünülen yerlerde tamamen ben buna İslam şeriatı dışındaki kalan kısmıyla söylüyorum. Arap kültürünü empoze edilmiş Yahudi şeriatının bir kısmını alıntılarak yeni bir din, yeni bir bakış açısıyla sentezlenerek dağıtımı veya işte yayılması veya bayraktarlığının yapılması amacıyla kurulmuştu. Ama buradaki 19 Mayıs tarihi tamamen Suudi Arabistan'ın 19 Mayıs 1962'de rabıtayı kurmuş olmasının tarihi 19 Mayıs 1919'da bağlantılıdır. Yani karşıtlık, yani bir savaş. Bir de 1962 özellikle 1960 ihtilalinden 2 yıl sonrası için baktığınız zaman böyle bir yapının kurulmuş olmasının bir anlamı olmalıydı. Çünkü 1950-60'lı yıllarda Türkiye'deki cemaat yapılanmaları dediğimiz yapılanmaların tamamı Demokrat Parti yapısının içerisinde ve destekliyorlardı. Bu sürecin sonunda Müslüman kardeşler bir müddet Mısır'daki ekollerini devam ettirirken 1970'li yıllara geldiğimizde 1976 yılında Amerika'ya ait işte Graham Fuller dediğiniz gibi aynı şekilde o da oradaydı. Suudi Arabistan'daydı. Evet, Suudi Arabistan'daydı. 1976 yılında Dünya Müslüman Gençler Birliği Teşkilatı bir konferans düzenledi. Bu konferansa CIA'ya katıldı. Müslüman kardeşlerin çok önemli beyin adamlarından fetva makamı diyelim. Bugün mevcut Türkiye'deki siyasal iktidarın da kabul etmediğini beyan ettiği halde yıllardır kabul ettiği bir gerçekliği var. Hasan el-Benna diyor ki cihat terörizmi meşru kılar. Bu bir fetvadır. Ne demek? Yani cihat dedikleri yani öldürmek veya işte savaşmak, terörizm dediğimiz yani illegal yapıların da katılımıyla meşruiyeti kazanır. Buna cihat diyebilirsiniz diyor. Bugün Batı dünyası İslam ve terörizmi yan yana getirdiği zaman farklı algılamalara sebep oluyor. Bundan ben de şiddetle rahatsız oluyorum çünkü sonuçta Müslümanım. Yani bundan rahatsızım. Fakat öyle yapılar, öyle şeyler yapıyorlar ki tamam mı Batı dünyasından bu izleri silme imkanımız yok artık. Mümkün netice değil. İtibariyle Angela Merkel bir ağız değişikliği yaparak geldiğinde İslamcı demedi. İslamist dedi. İslamist demek aslında İslam dışı demek. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız bunu anlayamadığı için ben Müslüman Cumhurbaşkanı olarak çıkıyorum. Yani İslam dışı demek. Bugün Cübbeli Ahmet Hoca da geçen hafta bir televizyon kanalında özellikle bu bölgedeki radikal hareketlerle ilgili olarak tekfir dedi. Tekfirci dedi. İslam dışı dedi. Ve dedi kimse dedi Allah'a dedi veya Tanrı'yı tamamı kıyamete zorlamasın. İşte bahsi geçen Armageddon Savaşı ile ilgili olarak veya o bölgede yaşanacak olan büyük olaylarla ilgili olarak bugün AKP tabanının büyük yoğunluğunun beklentisi içerisinde olduğu dünyadan 8,5 milyona yakın radikal diyelim illegal unsurun bu sebeple son 10 yılda Türkiye'de belirli yerlere yerleştiği 8,5 milyon kişiden bahsediyoruz. Bunlar Afganistan, Suriye, Endonezya, Malezya, Pakistan her yerden tabii. Bunlar şimdi projeyle yerleştirildiler. Netice itibariyle gelmiş olduğumuz noktada işte put adam dediniz ya başta. Evet. Tek hedef var. Tek hedef var. O hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini silerek Atatürk'ü de tabii Anıtkabir'le beraber ortadan kaldırarak tamam mı bu toprakları işte 2013 Nevruz'unda Öcalan'ın konuşmasında söylediği bin yıldır İslam bayrağı altında yaşıyorduk cümlesiyle kendilerince bir farklı şemsiye altında toplama gayretidir. Bugün El-Kaide terör örgütü, İhvan-ı Müslümin,
Müslüman kardeşler, Cemaat-i İslami, Rabıta, bunların hepsi teröre bulaşmıştır. Uluslararası raporlarda yer almıştır. Hepsinin ana ekseninde, kurucu eksenindeki finansman kaynağı Rabıtacı iş adamları tarafından sağlanmıştır. Hatta bu yüzden temelde Rabıta vardır. Temelde Rabıtadır. Yani Suudi Arabistan'ın Aramco, evet, petrol şirketi üzerinden finansmanı sağlanmış bir yapıdır. Şimdi bu noktalara geldiğimizde bu kadar büyük petrol gelirlerinin büyük bir olayı finanse ettiğini görebilirsiniz. Bugün Cihat adı altında Suriye'de yaşanan rezalet diyelim, tamam mı, kolay kolay unutulmaz. Bunun ufak çaplı olanları Bosna'da yaşandı. Maalesef. Bunun, evet, farklı bir versiyonu Çeçenistan'da yaşandı. Burada bir sorun vardı. Bağımsızlık hareketi için ayağa kalkan Bosna'nın kendi insanı veya Çeçenistan'ın kendi insanı dışarıdan Afgan cihadına veya Afgan cihadı kollarına karışmış insanları kendi topraklarına getirdiği için savaş pozisyonunda, yani cihat için, tamam mı, karşı tarafa zayiat verme değil, daha çok kan dökülmesini sağlamak için farklı bir propaganda izleniyor. Bunu da Suudi Arabistan finanse ediyor. Yani bugün Bosna'daki ölümlerden Batı sorumludur, Sırbistan Milosevic sorumludur, ama buraya getirilmiş olan yabancı savaşçılardan da birisi sorumlu olmalı. Çünkü barış sağlanma süreçlerinde veya kısa sürmesi gereken savaş veya çatışmalarda sürecin uzamasının sebebidir. Bugün Suriye'de de aynısı olmuştur. Ne olmuştur? 5 kilometre kareye kadar sıkışmış olan El Nusra cephesi dedikleri terör örgütü El-Kaide'nin Orta Doğu'daki kollarından bir tanesidir. Halep'ten çıkmamak için bir hafta direnmiştir. Yani işte en son ülkemize ait unsurlar tarafından tahliye edilerek İdlib'e getirilmiştir. Biz sivilleri tahliye etmek edildiğini belki görüyoruz ekranlarda ama başka unsurları tahliye ettik ve İdlib'e getirdik. Şimdi tablo bu. Bu dün, yani bugün IŞİD olarak baktınız, El Nusra olarak baktınız, işte Boko Haram, Eşşebap, şu bu vesaire baktınız, tabela işte birisini indiriyorlar, ertesi gün öbürünü kaldırıyorlar. Başka bir isimle yani hepsi, karşımıza çıkıyor. Hepsi aynı isimle El-Kaide. Zaten El-Kaide 2003 yılında almış olduğu bir kararla biz tepe şey örgütüyüz diyor. Şemsiye'nin tepesindeki ana örgüt biziz diyor. Dünyanın her tarafındakilerde işte ne oluyor? Bakıyorsunuz terör literatürüne, başka ve farklı örneklerde yüzlerce radikal eğilimli örgüt giriyor. Fakat dini eğilimli olarak aktarıldığı da kesinlikle yok. Yani böyle bir durum yok. Ve Türkiye içerisinde yaklaşık olarak, yani bu Irak'taki IŞİD din ses kayıtları, video kayıtlarında yapmış olduğu bir açıklama, 2014 yılı itibariyle Türkiye içerisinde 500 bin IŞİD hücresi olduğunu Irak televizyonuna göndermiş oldukları bir ses kaydıyla açıkladılar. Peki bu insanlar nereden geldi sorusunun cevabını hep beraber bulmak zorundayız. Nereden geldi? Nereden geldi? Şimdi Türkiye'de son yıllarda özellikle mevcut havuz medyası, yandaş medya, besleme medya isimleriyle anılan medya gruplarının tamamının bu yapılarla ilişkileri var. Bugün İHH dediğimiz insani yardım örgütü dünyadaki tüm terör raporlarında adı geçiyor. Yardım ve yataklık suçlamasıyla. Burada bir virgül, anlattıklarınızı izleyicilerimiz açısından bölmek istemem ama terör tanımı altında anılan dünya çapında pek çok grupla bizim özel ilişkilerimiz var. Kimleri getirmedik bizim, buraya? Benim yok. Sizin var yani bilmiyorum. Yani bizim derken yani, Türkiye. Benim o bağlamda bu kişiler hiçbir ilişkim bu yok. Bu ülkeye gelip gittiler yani. Bu vallahi açıdan gittiler mi kaldılar mı? Çünkü şimdi şöyle, bakın. Hüsnü Mahalli de bölgeyi çok iyi bilen bir gazeteci olarak yapılan toplantıların tarihini, gününü, hatta şimdi adresini bile açıklamıştır. Yılında, 2009 başına yılında gelmeyen kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde başbakan iken o dönemde dönemin başbakanlık baş danışmanı Emrullah İşler, eski, evet, başbakan yardımcısı. Kendisi 1976 yılında Rabıta medreselerinde Suudi Arabistan'da eğitime gitmişti. Bir de şu yani, Exeter Üniversitesi meselesi. Exeter sonraki iş bu ayrı. Emrullah İşler Medine Şeriat Üniversitesi'nde eğitim almıştır. O tarihlerde bu üniversitenin hiç denkliği falan yok ama Emrullah İşler 1984'ten itibaren Türkiye'de lisansüstü eğitime başlamış birisidir. Yani farklı olaylar 1980 ihtilaliyle başlayan süreçte bu tür yapıların Türkiye Cumhuriyeti devlet kadrolarına angaje olduğunu gösteriyor bize zaten. Ve en önemli detaylardan bir tanesi bu. Şimdi bu Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 2009 yılında Rabıta 1976'daki Büyük Kongresi'nden sonra Pakistan Kongresi'nden sonra Türkiye'de bir kongre düzenliyor ve ortaya çıkıyor. Yıl 2009. Çok Mardin güzel. Artuklu Üniversitesi. Kongrenin konusu cihat fetvalarını yeniden yorumlama.
Bu ne demek yani? Ben anlamadım yani işte. Cihat fetvası yorumluyorlar. 700 yıldır alınmış olan savaş fetvaları. Yani savaş fetva aslında karar anlamına gelir. Evet. Peki tamam, biz şunu... Yani bunların yeniden yorumlanması işte bugüne uydurulması diye söyleniyor. Ve bazı gazetelere, havuz medyasındaki bazı gazetelere Rabıta Örgütü'nün genel sekreteri röportaj veriyor sayfalar dolusu. O anlamda veya o günkü basınsal aktivite içerisinde bu bizim gözümüzden kaçtı. Fakat 2010 yılında Suriye İç Savaşı başladı. 2009 yılında yani bu aslında alınmış olan fetva kararı demek ki Suriye ve diğer İslam ülkeleri için alınmıştı. Rabıta tarafından yani cihat fetvası. 2010 yılında bu karar yürürlüğe konuldu ve Suriye'de işte Guta katliamı ile beraber iç savaş dediğimiz büyük çarpışmanın başladığı süreç başladı. Bu arada Türkiye'de de bazı vakıflar, özellikle ben isim vererek konuşayım, kitaplarımda da var, basına da yansımıştır bu. Bülbülzade Vakfı, Gaziantep Bülbülzade Vakfı'nda yapılmış olan toplantıya dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin. Evet, bu haber olarak da yer aldı. Tabii yani bizim kitabımızda da var, gizlenmiş bir şey değil. Gizli bir Dışişleri şey Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, yanılabilir mi orada, Şahin Bey Belediye Başkanı. Bülbülzade Vakfı'nın altına imza attığı toplantının, yani toplantının sonuç metninde Suriye cihadına katılma kararına ellerinden gelen tüm yardımı vereceklerini, kimisi o toplantıda bulunarak, kimisi de görüntülü olarak toplantıya bağlanarak beyan etti. Ama zaten Sayın Şimdi, Erdoğan da oraya gideceğiz diye bu bütün beyanların herhalde toplandığı en güçlü ağız oldu değil mi? Yani sonuçta netice itibariyle ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bugünkü Türkiye'deki siyasal yapıda hiçbir bürokrat, hiçbir bakan Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dışında konuşamaz. Buna Sayın Başbakan Binali Yıldırım da dahildir. Bu kadar nettir. Tabii onu... Yani dışarıdan baktığınız zaman konuştuklarını zannedersiniz ama yani bu iş böyle değildir. Bence artık her şey konuşacak oldukları her şey saraya bir gün önceden gidip kontrolden geçirip öyle konuşuyorlardı. Peki, bana sorarsanız öyle. Ve netice itibariyle 2010 baktına, yılında İhvan-ı Müslümin, yani Suriye İhvanı Müslüman kardeşleri destekli olduğu iddia edilen, bunun adına da Özgür Suriye Ordusu, Demokratik Suriye Güçleri vesaire gibi salatalık laflarıyla doldurularak bir iç savaş başlatıldı Suriye'de. Suriye iç savaşı bizim sorunumuz mu sorusunun cevabı? Tabii ki değil. Ama bir anda Suriye iç savaşı bizim ciddi sorunumuz oldu. Şimdi bir hat çiziliyor. Çok kısa geçeceğim burayı. Yani karışıklık olmasın diye. Evet. Suriye iç savaşıyla Türkiye'nin güney bölgeleri yurt dışından getirilen ve Arap ülkelerinden diyelim gelen aynı şekilde Suriyelilerin de desteklediği bir yapı olarak bir nüfus demografi değişikliğine uğradı. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Antalya'yı dışarıda tutmak kaydıyla Mersin, Gaziantep, Urfa, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana. Burada bir demografik yapı değişikliği oldu. Yani bugün o bölgede kaç milyon Suriyeli veya yabancı veya radikal veya işte kimisinin deyimiyle cihatçı, bana göre terörist olduğunu bilmiyoruz. Ben çok sık gittiğim için bu sözünü ettiğimiz beldelerimize, yörelerimize, yani gidenler de rahatlıkla bunu gözleriyle görebilirler. Tamamen bambaşka bir dünyaya gitmiş gibi oluyorsunuz. Şimdi ikinci bir hat çiziliyor. Evet. Orayı bir düzlemde bırakın. Bıraktım. Cetveli Türkiye Cumhuriyeti haritasına koyduğunuz zaman Ankara'yı da ortadan kesecek şekilde, yani Sivas'tan öte Sivas'tan beri hikayesi vardı yani biliyorsunuz. Hemen onu toplayıp cetveli koyuyorsunuz Türkiye haritasına. Direkt Karadeniz'e bir hat çiziyorsunuz. Hatay üzerinden Karadeniz'e çizdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 1,5 ay kadar önce Trabzon'da futbol stadyumu açılışında bir söz etti. Dedi ki Trabzon'a 1 milyonluk Arap şehri kuruyoruz. Hayrola? Hayrola. Kimler geliyor? Katar. Nereden kimler getiriliyor? Şimdi Katar'ın öyle bir nüfusu yok. Yani bütün Katar'ın nüfusunu terk edip toplayıp getirseniz o kadar etmez. Kim gelecek 1 milyon kişi Trabzon'a? Gelecek olanlar kimler?
Neden Trabzon? Neden Trabzon? İşte bak şimdi ortada neresi var? Başkent var. Sivas'tan öte zaten ciddi sıkıntımız var Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. PKK ayrılıkçı Kürt terörüyle. Bugün Karadeniz bölgesinde aynı şekilde demografi yapının yok edilmesi sonucu yani Güney Akdeniz bölgesinde yaşanan sürecin bir benzeri de 1 milyon kişiyle orada yaşatılırsa ne olur? Sivas'tan öte hiçbir şey kalmıyor. Yani Ermeniler diyor ki, Ermenistan diyor ki bugün biz diyor Rizelilerle çok iyi anlaşıyoruz diyor. Rize bizim toprağımız olsun diyor. Bu haberlere de yansıdı geçenlerde biliyorsunuz. Yani ben bunu okudum. Şimdi 1 milyon Arap şehri. Tuhaf. Ve peşinden yaklaşık 2 hafta sonra Ukrayna ile giriş gelişlerde pasaport kalktı. Kim? Nüfus cüzdanı ile gidilecek. Bu ne demek şimdi? Şimdi kimler gidecek Ukrayna'ya nüfus cüzdanıyla? Ben gidemem yani. Hayır canım biz gideriz ya ayrı konu da şöyle yani kimler gidecek derken. Neden pasaport değil de nüfus cüzdanı? Acaba Kırım'a bir transfer mi hazırlıyorsunuz Rusya'ya karşı? Ben böyle düşünüyorum. Acaba Suriye bölgesinde atıl duruma düşen El-Nusra cephesinin boşaltılması mı söz konusu? Bir kısmı bunun Karadeniz bölgesinde Arap şehri adı altında, şimdi gördük Halep'ten çıkartılırken hepsinin teröristlerin karıları yanlarında, çocukları yanlarında. Hepsi yani belli yani bu ortada yani. Bunları nereye yerleştiriyorsunuz? Karadeniz bölgesinde niye yerleştiriyorsunuz? Açık soruyorum. Ben de size soruyorum. Ben soruyorum Karadeniz bölgesinde niye yerleştiriyorsunuz? Milli damarı, milliyetçi damarı kırmak için yerleştiriyorsunuz. Nasıl Emeviler Orta Asya'da Türklerin evlerine kadar bir Arap ailesi, her Türk'ün evinde bir Arap ailesi olacak şekilde, yaşanacak şekilde Türkleri kontrol etmek babında bir operasyon yaparak 70 sene boyunca Türk milletine orada çok büyük bir zulüm ve katliam yaptılar ki bunların hepsi Arapların tarihçileri tarafından yazılmış belgelerdir. Yani kimse itiraz etmesin. 100 bin Türk erkeği öldürülüyor. 70 senede bu 100 bin Türk'ün çocuğu, karısı, kızı cariye ve köle olarak toplanıp götürülüyor. Şimdi aynı felsefi mantık içerisinde Suriyelilere vatandaşlık veriliyor değil mi? Evet. Peki nereye yerleştiriliyor bu? Sizin evinizin içine değil de sizin evinizin yanındaki daireye. Çok. Ne amaçla? Amacınız ne? Ne? Katliam mı yapacaksınız? Yani Emeviler yaptı. 750 yılında yaptılar bunu. Sizin Trabzon'da. Kitabınızda şimdi var Trabzon'da, zaten. Şimdi Trabzon, çok şey sormak istiyorum da. Trabzon milli damarı olduğunu bildiğimiz bir yer. Bakın Rize değil, kendi memleketi değil Sayın Cumhurbaşkanı. Trabzon değil. Trabzon. Neden? Çünkü Trabzon direnmiştir o sordusuna da o yüzden. Sultan Murat şenliklerinde Sultan Murat'ta binlerce şehidin olduğu yer. Rize direnmemişti. Peki böyle semboller üzerinden i̇şte giderek mi bir oluşum? Tarih şimdi, mesela 19 Mayıs 1962 rabıtanın kuruluşu evet, diyorsunuz. Evet. 19 Mayıs'ın karşısında. Evet 12 Eylül'de yine biliyorsunuz. Yani finansman, 12 Eylül'ün finansmanı ekonomiden sorumlu birinci başbakan yardımcısı Turgut Uzal'dır. Sivil ayağı da Turgut Uzal'ın kendisidir. Evet. Zaten o tarihte yani bunu Sayın Cindoruk defalarca televizyon ekranlarından söylemişti. Nasıl söylemişti? Sayın Cindoruk demişti ki yani işte biz de bir şeyler duyuyorduk fısıltıları ama çok fazla inanmıyorduk. O tarihte tek bir faks cihazı vardı. Ne konuşuluyorsa Amerika'ya fakslanmış başbakanlık müsteşarı tarafından. Yani 1970'lerdeki Milli Selamet Partisi'nin de eksenlerine baktığınız zaman bütün söylemleriyle, eylemleriyle o günkü rabıta Müslüman kardeşler İhvan-ı Müslümin çizgisinde hareket ettiğini görmeniz çok kolaydır. Turgut Uzan'dan Nakşibendi olduğunu biliyoruz. Tabii, tabii. Görüntüden Nakşibendi olduğunu biliyoruz da Turgut Uzan'ın meşhur laflarından bir tanesi 1987'de Bedrettin Dalan'la kavgasının sebebi Sayın Bedrettin Dalan'la. Bedrettin Dalan bunu 2010 yılında açıklıyor. Turgut Uzan diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma şansı yakaladık diyor Bedrettin'ciğim. Bedrettin de diyor ki siz vatan hainisiniz. Nasıl böyle bir şey yaparsınız Bedrettin Dalan? Kapışma oluyor ve ayrılıyor oradan Bedrettin Dalan. Anavatan Partisi'nden de istifa ediyor. Yine aynı şekilde kendisinin tek yazmış olduğu kitap olan Fransızca yayınlanmış olan kitabında Türk milleti diyor başında diyor Türk olmasından rahatsız olmaz. Bunu fark etmez bile umursamaz diyor. Ben bile Türk değilim diyor Turgut Uzan. Yani bunların hepsi tarihe kayıt olarak düşmüştür. Aynı şekilde var. Mesela evet. Ekrem Pakdemirli'nin kitabından Turgut Özal darbe olmadan 45 gün önce FETÖ terör örgütü lideri Gülen'e kaçmasını, saklanmasını, askerlerin darbe yapacağını söylüyor. Mesela nereden biliyor bunları Turgut Özal? Ha şuradan biliyor.
Çok ciddi maddi sıkıntısı var Türkiye'nin. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Ha bunu da belirtti. Niye kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor? Niçin 1950'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler bu ülkenin insanı için çok kötü geçti ekonomik açıdan biliyor musunuz? İşte o savundukları Osmanlı var ya. O Osmanlı'nın son 150 yılı faciaydı. Onlar da bizim atamız. Ondan önceki 350 yılındakiler de bizim atamız ama facia bir 150 sene geçirdi Osmanlı. Ve sonuçta savaşı kaybetti, yıkıldı. Ayrı konu. 465 milyar dolar bırakmış olduğu borç tutarı vardı. Bu parayı ödemek zorundaydık biz. Atatürk Osmanlı'dan bir tek borçlarını öderim dedi. Neden biliyor musunuz? Borç yiğidin kamçısıdır. Biz köle millet değiliz. Boynumuz bükük değil. Boynumuz dik gezeceğiz dedi. Bunun için. O 465 milyar doları son taksidi 20 bin dolar 1987 yılında ödendi. Yani bu borçlar ödendi. Şimdi herkes siyaset çıkıyor ekranlarda. İşte siz 2000'den önce bir şey yapmadınız. Ya Afşin Elbistan, Termin Santrali gibi daha bir santral yapamadın arkadaş sen. 15 senedir ülke yönetiyorsun. Sen GAP projesini 13 yılda 12 milyar dolar harcayıp bitiremedin. Niçin? Niçin bitiremedin? Niçin? Orada şimdi çok GAP projesiyle ilgili Sayın Demirel rahmetli bir projeydi o aslında. Diyor ki ben diyor GAP projesini henüz daha bölünme olayları başlamadan, henüz daha Orta Doğu'daki bu isyanlar başlamadan planladığımızda nükleer silah yapma imkanımız yok. Aynı zamanda bir silah. Türkiye'nin elektrik ihtiyacı var. Aynı zamanda bir enerji. Türkiye'nin işsiz insanları var. Ve Güneydoğu Anadolu'dan özellikle batıya çok ciddi göç var. İstihdam göçü yaratıyor. Durduracak. Düşünün 8 milyon kişi iş imkanına kavuşuyor. Kapı kaptırmam diye çıktı. Ayrıca tabii. Topraklar ya. Susuz ve çorak Mezopotamya dünyanın en zengin yani verimlilik açısından toprağı. Buralar sulanacak. Bir değil bir taraf. 15 senede Sayın Demirel 2009 yılında diyor ki 12 milyar dolar harcayın da şu iş bitsin diyor ya. 38 milyar dolar biz harcadık diyor buna diyor. Yoklukta harcadık. 12 milyar dolar harcayın. Bir ne oldu? Hani hiç kimse bitirmedi. Yani neden? 8 milyon neden? Kişinin neden? İş neden? Bulacağı GAP projesi bitirilmedi ama 100 bin kişinin çalışacağı yeni havalimanı yapılıyor. Öyle mi? Bilmem. Vallahi bile ben bilmem. Yani şimdi muhasebecilik yapmış olduğunu iddia eden birisinin hesap kitaptan anlaması lazım diye düşünüyorum. Veya tüm serbest muhasebeci, mali müşavir arkadaşların bir bunun bir hesabını yapması gerektiğini bir ortaokul mezunu, bir lise mezunu bile rahatlıkla yapabilir. Orada Japonya'nın yani şöyle bir açıklaması var son matematik zamanlarda. Matematik bilgisine ihtiyaç Türkiye'deki yok. Sosyal bilimler mezunu, üniversite mezunları o Japonya'da ortaokul mezunu bilgi seviyesine denk geliyorlar. Peki, bu çok ağır bir şeydir yani. Peki ne oluyor? Yani şimdi... Siz zaten sadece siz değil, ben yabancı kaynakları da okuyorum. Oralarda da bunlar var. Dolayısıyla bugün önümüze koyduğunuz Educational and Cultural Affairs. Evet. Eğitim Kültür. Eğitim Kültür Departmanı'nda. Evet. Bureau of Educational. Evet. Adam yetiştiriyorlar. Ha. İçinden çıkanların bir kısmını ben sayayım. Gerisini Tony Blair, evet, Hamid Karzai, evet, Muhammed Yunus, Ruth Simmons, Javier Solana, hı-hı, John Updike, Rita Doe ve Sayın Abdullah Gül var. Evet. Şimdi proje şöyle devam ediyor. Yani bu şimdi ben şöyle alayım. Ne yapılıyor? Şöyle bir kronolojik anlatım yapar mısınız? Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı Şerif Mardin ismine bir ödül verdi. Evet, çok iyi tanırım Sayın Mardin'i de. Evet. Evet. Bilin hocasıdır biliyorsunuz. Bilirim. Doktriner hocasıdır. Evet. Onu da biliyorsunuz. Ve mahalle baskısı adını da ortaya atan isim. Biz de başka bir baskı atıyoruz. Bu da Mardin baskısı. Ne yapıyorsunuz? Mardin baskısı. Evet, evet, bu da Mardin baskısı. Şerif Mardin, Mardin baskısı başlatmıştır Türkiye'de. Abdullah Gül üzerinden. Şimdi şöyle bakalım. İnsanların köyüne gitmek için bir yıl beklediği bir ülke Türkiye. Tatile köye gidiyoruz. Değil mi 1980'lerde? Birileri uçağa binip Arabistan'a gidiyor. Birileri uçağa binip İngiltere'ye gidiyor. Birileri devletin imkanlarından bu ülkeye hayırlı evlat olacak düşüncesiyle, şimdi rahmetli Atatürk de
birçok önemli yanındaki isimleri gönderip yurt dışına eğitim aldırmış ve getirmişti o 1938'e kadar devam eden büyük sanayileşme, büyük hamleler, büyük eğitim hamleleri, büyük bilimsel çıkışların tamamına baktığınız zaman hepsi o dönemde yurt dışına gönderilip gelen insanlar tarafından ve Cumhuriyet bunu devam ettiriyor. Mesela Özal kardeşler de İnönü tarafından yurt dışına gönderiliyor. Yani şimdi böyle de bir durum var yani elimizde. Tabii bunlar da gönderiliyorlar. Tuhaf olan İngilizler 1960 yılında, 1950 yılından itibaren Türkiye içerisinde etki alanlarını genişletiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Etki alanlarını genişletiyorlar ve 1950 yılında Demokrat Parti iktidarıyla başlayan süreçte işte herkese göre iyi tarafları da olsa sıkıntılı tarafları da vardır. Bence Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Suriye meselesine başlamadan önce yanındaki danışmanlarına bu işin önceden bir tekerrür durumu olmuş mu? Tarih tekerrürden ibarettir diye sorduğunu düşünüyorum. Onların da Sayın Başbakanım veya Sayın Davutoğlu'nun döneminde Sayın Menderes Lübnan İç Savaşı başladığında orayla ilgili hamleler yapmıştı. İşte Sayın Turgut Özal da 1984'te yine Suudi destekli olarak Müslüman kardeşlerin Suriye'de kalkışmasına destek vermişti. Sonuçları açısından hüsran işte şu kadar ölü, bu kadar yaralı, şu kadar kayıp, bu kadar kayıp diye bir bilgi verdiklerini düşünüyorum. Zannetmiyorum vermediklerini. Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu düşünmeyen siyaset yapıları yok olmaya mahkumdur. Kendileriyle beraber de ülkelerini yok ederler. Onun için bugün televizyonlarda beka sorunumuz var. Var da yoktu, bu düne kadar yoktu. Ne oldu yani? Cumhurbaşkanı olana kadar Sayın Başbakan, Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Cumhurbaşkanı oldu Sayın Başbakan. Bir anda Türkiye'nin beka sorunu oldu. Nasıl oldu bu ya? Ya hiç kimse sormuyor bunu ya. Arkadaş ya, sen başbakanken Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Bugün Türkiye'nin beka sorunu var. Ne oldu? İki sene içerisinde ne değişti? Hurmalar tırmalar sözüne geliyor bu iş. Demek ki böyle bir şey oluyor. Yani netice itibariyle gelmiş olduğumuz nokta içerisinde 1960 yılından itibaren, 1960 darbesinden sonra, askeri darbesinden sonra sürgüne gönderilen subayların nerelere gittiklerini, nereye sürgün edildikleri ve nerede kimlerle görüştüklerini bizim bilmemiz gerekiyor. Mesela bir örnek. Halifelik kaldırıldığı zaman yani Türkiye'nin Başbakanı İsmet İnönü, Cumhurbaşkanımız da Mustafa Kemal Atatürk. Halifelik kaldırılmadı. Atatürk Müslümanlara, Müslüman olduğu için kendisi de çok büyük bir hüsnü niyetle büyük bir armağan verdi. Anlayan için. Saltanat ve halife ünvanlarına sahip padişah Vahdettin ne kimse İstanbul'dan git demedi, İstanbul'u terk et demedi. Tabii tabii. Kendisi İngiliz gemisine binerek gitti. İstanbul'u terk etti. Hangi ünvanlarla? Bir, saltanat. İki, halifelik. Yani Müslümanların halifesi Hristiyanlara esir düştü. Bu 1500 yıllık İslam tarihinde olmuş bir şey değildir. Eğer dini bütün mübin Müslüman açısından baktığınız zaman bu faciadır hepimiz için. Yani Müslüman halifesi, Müslümanların halifesi, peygamberin halife olarak yeryüzündeki vekili, temsilcisi Hristiyanlara esir düştü. Düştü mü? Düştü. Peki herhangi bir şekilde Atatürk Rauf Orba'ya saltanat ve sülalesi terk etsin dedi mi? Demedi. Sadece işgal orduları terk etsin İstanbul dedi. Bizimle çatışmasınlar. Vahdettin de bindi gitti. Saltanat bitti manasına gelir bu. Saltanat yurt dışında. Sürgün kanunu sona çıkıyor. Kimse sürgün etmiyor Osmanlı'yı. Veya sultanı. Yani savaş kaybetmiş, saltanatla beraber gidiyor. Ama bir şey var, halifelikle beraber gidemez. Gidemiyor. Niye gidemezsin halifelikle beraber? Halifelik sana ait değil. Halifelik o tarihte milyonlarca Müslümana ait bir makam, bir ünvan. Yani bin küsur yıldan fazla bir süredir oturmuş bir teamül diyelim. Veya bir kültür, bir gelenek, bir görenek. Nasıl anlıyorsanız anlayın. Ama sen bunu alıp götüremezsin. İşte İngilizlerin İngiliz İslam'ını oluşturmamaları için Mustafa Kemal Atatürk halifeliği alıyor, yine Osmanlı ailesinden birisine veriyor. Eğer sürgün etmiş olsaydı padişah Abdülmecid Efendi'yi halife ilan eder miydi? Etmezdi. Değil mi? Bu kadar net. Ediyor ama ne oluyor?
Abdülmecid Efendi Suudilerle falanla filanla işbirliği yapıyor. Ya düne kadar senin dedeni bunlar bıçakladılar, boğazını kestiler, kalbini çıkarttılar, göğsünü yaradılar, altın aradılar. Neyin işbirliğini yapıyorsun? Yani sanki hiç savaş olmamış, sanki Araplar Osmanlı'yı veya dedelerimizi arkadan vurmamış. Aramızda hiçbir sorun yok. Tamam mı? Sen gidiyorsun işbirliği yapıyorsun. Zaten sende olan bir şey. Yani sana tevdi edilmiş muhalefet. Neyin işbirliğini yapıyorsun? Ha, sonra? Burada Atatürk anlıyor ki Suudiler bakın ta o tarihte 1928'lerde Suudiler operasyon yapıyorlar. Lawrence modeli, yine Chatham House modeli, İngiliz operasyonu. Yani İngilizler halifeliği de buradan alarak, Türklerden alarak aslında İslam dünyasında farklı bir hegemonya kuracaklar. Hesap bu. Belki de halife kraliçe olacaktı. Olabilir. Bunu alıyor, meclis noktasına koyuyor. Bunu meclis noktasına koyduğu için Atatürk'ü öldürmek üzere iki tane tetikçi gönderiyorlar Hindistan'a. Bu iki tetikçinin ikisi de Ahan mezhebi, yani Haşhaşilerin kollarından Hindistan'a yerleşmiş olan Ahan'ın gönderdiği tetikçiler. Ahanlar kimin etki ajanlarıdır? İngiliz kraliçesinin. Atatürk işte Ankara'da bunlar yakalanıyor, idam ediliyor. İşin arkasında Suudiler falan filan vesaire hepsi çıktığı için peşinden halifeliği Millet Meclisi'nin uktesine götürüyor. Bugün konuştuğumuz başkanlık meselesi, meclisin lav ediliyor olması. Doğrusu bu. Mecliste lav edilmiş bir mecliste halifelik uktede kalır mı? Kalmaz. Nerede kalır? Başkanlık sarayında kalır. Başkanlık sarayında kalmış olan halifelik Atatürk'ün meclisin uktesine kanunla tevdi etmesini etmesi sonucunu ortadan kaldırır. Kaldırınca ne olur? Lav olmuş olur. Yani o kanun lav olmuş olur. Otomatikmen ne olur? Halifelik başkana geçmiş olur. İşte bu. Bir mesele bu. Mesele bu. Başkanlık bu. Ha, halifelik olmasın mı? Zaten dillendiriliyor bu şimdi el altından. Şimdi başkanlık meselesine de çok dikkatli okumak gerekiyor. 1976 Şeriat Kongresi'nin 12. maddesinde diyor ki rabıta Suudi Arabistan tüm İslam ülkeleri modern İslam ülkesi haline gelip İslam Federasyonu altında birleşmelidir. 1962 pardon 76. 76. 76 Şeriat Kongresi. Türk Güzel diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktık, Anadolu Federe İslam Devleti'ni kuruyoruz. Bedrettin Dalan'ın ağzından kendi açıklaması var medyada. Yıkıyoruz, Anadolu Federe İslam Devleti'ni kuruyoruz. Cemalettin Kaplan ne diyor? Anadolu Federe İslam Devleti diyor. E şimdi Sayın Devlet Bahçeli ne demek istiyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Muazzam bir kazan kaynıyor. Neyi örtbas ediyor? Ne var ortada? Ne örtbas ediliyor? İşte evet çıkmazsa kaos olur. Hadi ya. Ne oldu işte evet çıktı 1 Kasım'da. Ne oldu? %49 evet çıktı. Ne oldu? Kaos olmadı mı? 2000'den fazla insanımız şehit olmadı mı? Ekonomimiz alay valayla mı gidiyor? Ne oldu? Kaosta değil miyiz? Şu anda bir kaos yok mu Türkiye'de? Var. Niçin kaos var? Bahsettiğimiz kaos illaki insanların birbirini boğazlaması değil veya Suriye gibi olmak değil. İnsanların huzurunun olmaması, ekonominin kötü olması, siyaset kurumunun artık insanların gözünde kendini sıfırlamış olması. Bunlar hepsi bir kaostur. Bu senaryoyu biz yazmadık, biz de oynamadık. Biz figüran bile olamadık. Senaryoyu yazanlar oynuyorlar zaten. Ha bize de diretiyorlar ki siz de seyirci olun tribünden. Ha yok arkadaş kusura bakma. Eğer ben okuma yazmam varsa biraz bilgi cahili değilsem ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Çünkü 1976 kongresinden sonraki kararlar 1980 ihtilalinde rabıtanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin finansmanı olması sebebiyle kolaylıkla yürüyor gidiyor. Nasıl oluyor? Turgut Özal gelene kadar Türkiye'de maaşlar ödenemez noktada. Turgut Özal hemen işte başbakan birinci yardımcısı oluyor ekonomiden sorumlu. Tuhaf. Devrim işte darbe konseyinde kardeşini gözaltına alıyor mesela Korkut Özal'ı ve para sorunu kalmıyor. Bir yerlerden para geliyor. Evet. Nereden geliyor bu para? Bunu kimse açıklamadı. Bu para geliyor ki Bakanlar Kurulu kararıyla 5 milyar sermayeli Faysal Finans Kurumu'nun Türkiye'de işlem yani banka kurmasına Turgut Özal hükümeti, birinci hükümeti, Anavatan Partisi birinci hükümeti güven oyu almadan onay veriyor ve resmi gazetede yayınlanıyor. Kenan Evren de bunu imzalıyor.
ve ara diyelim. Evet, diyelim. Çok önemli. Değerli izleyiciler, hayretler içinde dinliyoruz o süreci, yapılanları. Bir zemberek gibi bu. Sarıldı sarıldı, bakalım ne zaman boşanılacak. Şey, 16 Nisan. 16 Nisan. Evet. 17 Nisan'da mutlu bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Birazdan buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Ulusal Kanal'da Nasıl Yani devam ediyor. Çok değerli konuğum, gerçek anlamda bir araştırmacı, gazeteci, yazar Sayın Hüseyin Hakkı Kahveci. Muazzam çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi dinlerken oradan oraya sarılıyoruz gerçekten. Fakat çok enteresan bir noktaya geldik. Başkanlığı konuştuk ama bir yeşil bayrak meselesi var. Onu konuşalım, evet, mı bu bölüme başlarken? Geleceğiz zaten. Ha, o zaman ben sizin yani işte, o kronolojik ki, akışınıza müdahale etmeyeyim. Şimdi, evet. Yeşil bayrak, yeşil bayrak. Yani yeşil. Yeşil bayrak. Yeşil bayrak. Yeşil bayrak. Sermaye, yeşil bayrak. Bu 1976 sürecinden sonra Türkiye içerisinde yaşanmış olan siyasi olaylarla 1980 İran devrimi. 1979 İran İslam Devrimi, evet. 1980 Afganistan işgali, 1980 Pakistan askeri darbesi, Pakistan'da Ziaul Haq askeri darbesi. Türkiye askeri darbesinin tamamı bugün Trump açıklamalarında ne diyor? Radikal terör ve İran bizim hedefimizdir diyor. Evet. Şimdi radikal terör nerede var? Türkiye'de var. Şu adam söyleyemiyor, NATO üyesi olduğu için Türkiye diyemiyor bunu. Nerede var? Pakistan'da. Nerede? Afganistan'da. Ve İran adını söylüyor. Çünkü İran bağlantısız ülke. Peki 1980 ihtilaline geldiğimiz süreçte hem Türkiye'de hem Pakistan'da hem İran'da hem Afganistan'da aynı olayların aynı anda olması veya işte aynı zaman aralığında diyelim. Bir yıllık tesadüf mü? Tesadüf değil. Hepsi bir planlı. Çünkü 1987'de İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher diyor ki artık diyor Sovyet bloğu çöktü diyor. Yani yeni düşmanımız yeşil. Kırmızı değil diyor. Yani ne? Hedef tahtasına İslam konuluyor. Şimdi burada Arnold Toynbee'nin kitabına da bir atıfta bulunacağım. İşte Arnold Toynbee diyor ki şimdi iki tip İslam var diyor. Eğer diyor Bağdat, Şam, Kahire ekseniyle masaya oturursanız ne verirseniz istediğinizi alırsınız. Ama diyor Buhara'dan başlayıp İslamabad, İstanbul ekseniyle oturursanız hiçbir şey alamazsınız diyor. Bakın bunu söylediği tarih Türkiye'de Cumhuriyet rejiminin en güçlü olduğu ve o hat üzerinde güçlü olduğu bir tarihte söylüyor bunu. Niye? Diyor ki eğer İstanbul, İslamabad, Buhara eksenindeki Müslüman, Kuzey Müslümanlığı güçlenirse tekrar dünyaya hakimiyetlerini sağlarlar diyor. Netice itibariyle bu hat üzerinde bir operasyon yapılıyor. Baktığınız zaman hat işte yani Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini bu işin dışında tutamazsınız bugün için. Fakat baktığınız zaman işte Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye üzerinden bir operasyon hattı çizdiğini görüyoruz. Bunun maskeleştirilmiş hali de genişletilmiş Orta Doğu Projesi'nin Hazar ayağı. Yani bugün şu anda Büyük Orta Doğu Projesi'nin Orta Doğu ayağı hemen hemen sonlandı. Şimdi Hazar ayağına başlıyoruz. Hazar ayağı dediğimiz ne? Türkiye Cumhuriyetleri'nin olduğu, İran'ın olduğu, Afganistan'ın olduğu, Pakistan'ın olduğu, Hazar Havzası'nda işte Türkiye'nin olduğu operasyon ayağına başlıyoruz. Şimdi beka sorunu yaşarız denilen tahmin ediyorum bu. Fakat şöyle bir şey var. İşte biraz önce de söyledim. 2 yıl önce beka sorunu yokken şimdi niye beka sorunu var? Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. 2013 yılında Nevruz'da konuşturulan terörist başı Abdullah Öcalan diyor ki 1000 yıldır İslam bayrağı altında yaşıyoruz. Valla Osmanlı hilafet sancağını ve cihat fetvasını çok nadir verip kullanmıştır. Osmanlı bile kullanmamıştır. Osmanlı kullanmamıştır. Bizde okullara kadar indi bu. Tabii şimdi Osmanlı bunu kullanmamıştır. O zaman burada ortaya başka bir şey çıkıyor. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Hazreti Muhammed'in yolundayız. Tabii her Müslüman Hazreti Muhammed'in yolundadır. Keşke Hazreti Muhammed'in yolunda olabilsek. Keşke becerilebilse bu. Hayır, mevzu o değil. Şimdi sen Hazreti Muhammed'in yolundayım deyip tamam mı 17-25'leri unuttur. Her şeyi unuttur. Şunu yap, bunu yap. Hangi Hazreti Muhammed'in yolu? Yani bizim bize anlatılan kitaplara yansıyan peygamberimiz mi yoksa farklı bir varlık mı var? Biz onu bilemiyoruz şu anda. Yani bir karmaşıklık yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla şimdi gelmiş olduğumuz noktada
AKP iktidarı 2002 yılında iktidara getirilirken aslında 28 Şubat süreci planlı bir süreçle operasyon yapıldı. 2002 seçimlerinde AK Parti seçimi birinci parti olarak kazanmadı. İddia müddeisini ispatlamakla yükümlü, fakat ben devletin memuru olmadığım için, devletin birimlerine ait kayıtlar benim elimde olmadığı için ben şöyle bir ispat teklif ediyorum. Devletin arşivlerini açalım, oy pusulalarını tekrar sayalım, kazanıp kazanmadığını görelim. Niye kazanmadı? Bırakıldı mı acaba arşivlerde? Niye kazanmadı sorusunun cevabı bu. Bakın, şimdi Doğru Yol Partisi 2002 seçimlerinde 67 milletvekili kazandı. Devlet Bahçeli Bey'in akrabası olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bunu reddetti. Kitabında var. Ve %35-38'lik bir oy oranıyla %67'lik bir parlamento gücü AK Parti'ye verildi. Bu dünya siyasi hayatında olabilecek bir şey değildi. Oldu. 2007 seçimlerinde Kürtçülerle Türkçüler, ki ben bugün yani MHP'nin Türkçülük yaptığına inanmayanlardanım, Kürtçülerle Türkçüler aynı anda parlamentoya girmelerine müsaade edildi. Bugün de Kürtçülerle Türkçü demeyin, Kürtçülerle ülkücüler diyeyim. Yani Türk milliyetçisi olarak beni temsil edemez. Edemiyor da zaten, etmeyecekti. Bu haliyle böyle bir temsil olamaz. Türk milliyetçiliği Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kuruluş felsefelerinde zaten yazıyor. Ondan öncesinde de 2500 yıllık Türk gelenek, görenek, örf ve adetler içerisinde bunun bütün kanıtları, evrensellik boyutları hepsi var. Bugün maalesef gelmiş olduğumuz noktada böyle bir şey yok. Ahmet Türk biliyorsunuz cezaevine çıkartıldı Sayın Devlet Bahçeli'nin ricası üzerine. Ekranlar güçlü gibi. Devlet Bey gibi oldu yani bu arada. Yani zaten ona sormak lazım diyor Sayın Başbakan, biliyorsunuz yani Devlet Bey daha iyi bilir diyor. Ricası üzerine çıkartıldı ve Ahmet Türk'ten kendisini ziyaret etmek isterim diye bir mesaj geldi. 2011 yılında bazı düşünce kuruluşlarında Türkiye'de Kürtçülerle Türkçüleri el sıkıştırmak lazım diye çözüm ve süreci gelmeden önce böyle bir teori ortaya atılmıştı. Anlaşılan o ki çözüm süreci bana sorarsanız hedefine ulaştı bunlar açısından. Ve bugün el sıkışma pozisyonuna gelmiş durumda. Ben geçen sene Diyarbakır'da yapılan o ağır şiddetli Cizre, Sur gibi operasyonların PKK'nın Kandil kanadını Türkiye içerisinde temizlemek için ve başkanlıktan sonra Türkiye'de herkes ne diyor terörist başına? Başkan Apo diyorlardı değil mi? Bir Başkan Apo var yani ortada. Yani bu başkan yardımcılarından hangisi olduğu sorusunun cevabını bulduğumuz zaman başkanlık rejiminden sonra başkanlık rejiminden olabilecekleri görmek. Şimdi sonuçta İslam bayrağı altında artık şey biat etti. Terörist başı Abdullahcılar 2013 Nevruz'unda İslam bayrağı altında 1000 yıl yaşadık diye biat etti. O iş bitti. Tamam mı? Diyarbakır merkezli yapılan operasyonlarla terörist başı Öcalan'a karşı çıkan yapılar mı temizlendi acaba? Bence öyle oldu. Yani dikensiz gül bahçesi hazırlanıyor. İşin aslı bu. Bugün tutuklandığı iddia edilen HDP milletvekilleriyle ilgili Altantan ne diyor? MHP tapanını kandırmak için yapıyorlar diye. Bu kadar açık. Bu çok doğru söyledi. Ki kendisi yol arkadaşıdır. Sayın Erdoğan yol arkadaşıdır. Saadet Partisi'de beraber siyaset yapmışlardır. Metin Er HADEP'te siyaset yaparken bugün AKP'de siyaset yapıyor. Altantan'la Sayın Erdoğan Refah Partisi'nde siyaset yaparken bugün birisi İslamcı kanadı temsil ediyor HDP'de, öbürü işte AKP'de falan filan gibi. Birçok hepsi puzzle'ın aslı, hepsi tamam. Netice itibariyle Sayın Erdoğan'ın söylediği tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. İlluminati ne diyor? İlluminati ne diyor yani bunu? İlluminati de aynısını diyor. Tek dünya, tek devlet diyor. Tek dünya devleti. Tek dünya lideri. Tek dünya bayrağı. Tek işte hepsi tek diyor. O da diyor aynısını söylüyor. O da 4 tane örnek veriyor. 5 tane vermiyor. Sonuçta bir şey söyleyeceğim. Bir anda ortaya çıkan bu tablo içerisinde biz başkanlığa geldik de buna Türkiye'nin ihtiyacı var mıydı sorusunun cevabı henüz bir muamma. Sayın Devlet Bahçeli bunun cevabını veremiyor. Sayın Erdoğan zaten bunu istediğini açıkça söyledi. Onun için bugün Sayın Erdoğan'ı eleştirmemizi gerektirecek bir şey yok. Bunu Erdoğan istedi zaten.
Burada eleştirilmesi gereken kişi Erdoğan değil. Erdoğan, Sayın Erdoğan bunu 4 yıldır, 5 yıldır dillendirdi. AKP bunu mecliste komisyonlara getirdi, görüştü. Yaptı. Zemin yani hazırlandı. Ben burada AKP'yi suçlamıyorum çünkü adamlar söylediler yani açık haliyle bunu istiyoruz dediler. Burada bu işin önünü açan kişiye bunu sormak lazım. Neden? Sana 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy veren seçmen bunun için mi oy verdi? O zaman çok güveniyorsan o koltuğu bırakacaktın. Mayıs'ta kongreye gidecektin. Kongrede kendi gücünü tazeleyecektin. Ondan sonra da ben çok bu yetkiyi doğru aldım diyecektin. Sen bu yetkiyi çok şu anda almış değilsin. Ha sen yaptım oldu bitti. Gitmedi. Yani öyle Ekmelettin'e, Egzeter kökenli Rabiacı Ekmelettin'e yani kalkıp bu millete oy verdirttiniz. Tamam mı? Ondan sonra yani maalesef. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ekmelettin İhsanoğlu bugün kimi temsil ediyor? Tamam kanunda yazıyor. Tüm milletvekilleri Türkiye milletvekilidir. Hepimizi temsil ediyor. İyi de beni temsil etmiyor yani şu anda. Nasıl temsil edecek yani? İşte burada devreye başka bir şey giriyor. 1969 kongresine gidiyoruz. Sayın Türkeş'le, rahmetli Türkeş'le Nihal Atsız'ın karşı karşıya geldikleri CKMP kongresi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslını oluşturan kongre. Atsızcıların kongrede attığı çok önemli sloganlar var. Diyor ki Atsız taraftarları Türkeş'e, git araba biat et. Git arabın devesine bin. Tanrı Dağı'na gitme, Hira Dağı'na çık gibi sloganlar atılıyor. Bu sloganların o gün bir şifresi vardı. Bunu Nihal Atsız biliyordu. Şifresi neydi? Şifresi Atatürk'e suikast düzenleyenler Hindistan'dan gelmişti. Ağan Hindistan'daydı. Rahmetli Türkeş Hindistan'a sürgün edilmişti. Orada ne olduğunu, ne görüşüldüğünü, nelere ulaşıldığını, sonradan İngiltere seyahatleri ve Türkiye'ye geldikten sonra 1960 ihtilalinden sonra Erbakan da Türkiye'ye dönmesine müsaade ediliyor. Türkeş'in de Türkiye'ye dönmesine müsaade ediyor. Birisi Türk İslam sentezi diyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Arapla Türk'ün kanı bir akar diyor. Bak. Diyor. Ya ülkücü oldu Sayın Cumhurbaşkanımız bu arada. Ya öyle. Türk İslam sentezi oluyor bu. Ekmelettin İhsanoğlu ne diyor? Arapla Türk ayrılamaz. Genetiği aynıdır. Diyor. Çünkü kendisi onun o taraftan. Başka ne diyor? Yani başka ne oluyor? Bugün Türkiye 1915 Çanakkale Savaşı'ndan beri geçirmiş olduğu süreç, Arap isyanlarıyla yaşamış olduğu süreç, Bağdat'a giren Şerif Hüseyin'in Lavras'ın yanında ellerini duaya kaldırarak Turanilerden bizi kurtardığı için Lavras'a teşekkür ediyorum ya Rabbi dediği cümleyle Sayın Erdoğan'ın Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim dönmesi için duacıyım demesi arasında bir fark var mı? Yok. Ama Sayın Erdoğan, Bay Bars niye gidip Bağdat'ı yaktı yıktı sorusunu sorarken kürsülerden Amerika niye Irak'ı yerle yeksan etti sorusunu sormuyor. Ha burada başka bir şey var. Burada bir kere %100 Türk yok olmalı. Yani Türk diye bir şey olmamalı. Bu var, başka bir şey yok. Peki Türk İslam senteziyle ne dedik? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Müslüman olmayanlara da saygı duyuyorum. Türk'ün Müslümanı da var, Şaman'ı da var, Budist'i de var, Yahudist'i de var. Her etnisitenin var bu. Yani illa herkes Müslüman olacak diye bir kaydı yok. Biz Müslümanlığı seçtik. Şükür biz Müslümanız. İyi de. Ama biz Müslümanız da yani biz niçin Arap Müslümanlığı diye ayırıyorum burada? Çünkü onlar farklı bir din yaratıyorlar peygamberden sonra. Ya kendi ırklarından, peygamberin ashabından cennette müjdelenmiş Ömer, Osman, Ali'yi öldürüyorlar. Halifelik hep kanla el değiştiriyor. Son kez halifelik kan akıtılmadan meclisin muktesini almıyor. Osmanlı padişahlarından halife ünvanlı olanlar bile parçalanıp, paramparça edilip sarayın kapılarına asılıyor cesetler. Bunlar hepsi tarihte var, yaşandı, okundu, bitti. Bunların meselesi Osmanlı meselesi değil. Sultanat meselesi değil. Bu bir Rabıtanın belirttiği Anadolu Federe İslam Devleti veya işte Dünya İslam Devleti veya Ümmet Devleti dedikleri olaydır. Bunu Rabıta belirtmiyor sadece. Bunu El-Kaide lideri 2006 yılında açıklıyor Usame Bin Laden. Diyor ki İslam ülkeleri arasında sınırlar olmamalı. İslam ülkeleri arasında sınırlar kalkmalı, kaldırılmalı. Tek devlet olmalı. Bunu söylüyor. Yani tek devlet olmalı. Bakın
Ama bu devlet ne devlet olacak biliyor musunuz? Bu devlet aynı Bağdat'ta kurulmuş olan Emevi İslam Devleti gibi olacak. Yani orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmayacak. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki Cumhuriyet rejimiyle bir işimiz yok. İyi de iki ay yaşı benim yakın bir arkadaşım var, onlar söylemişlerdi. Yani iki ay yaş denildi bu ülkenin kurucularına. İşte Tunceli isyanı ile ilgili olarak ağza alınmadık laflar söylendi. Daha hakaretler yapıldı. Kurtuluş Savaşı yapılmadı denildi. Şehitlere kelle denildi. Denildi de denildi. Yani bunun tarihi kronolojisini çıkarttığınız zaman en son Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti. Hayır diyenler 15 Temmuz'un yanında yer alanlardır. 15 PKK Temmuz'un mıdır? Yanında yer alanlar teröristtir. Teröristtir dedi. 15 Temmuz'da mesela PKK yer almadı. Ne yapacağız? O tarafa mı geçeceğiz? Şimdi bir dakika, PKK terör örgütü 15 Temmuz'da darbeye karşı olduğunu açıkladı. Ne yapacağız şimdi? Ama ona da kılıf buldu. Dedi ki aynı zamanda PKK'lıdır bunlar, teröristtir dedi. İyi de bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Yani bugün madem öyle, dünya terör finansmanı raporlarında geçen Cülay'den, Yasin El Kadı, bunlar kim? Bunlarla ilişkiniz ne? Bunu hep soruyoruz. Bunu ama işte şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsiyle ilişkiler var. Bunlar Mossad raporlarına yayınlamış. En son Amerikan Kongresi 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak Suudi Arabistan hükümeti ve iş adamlarını suçluyor. Bu iş adamların hepsi hem El-Kaide'nin kurucuları arasında, hem Rabıta'nın finansörleri arasında, hem Suudi iş adamları. Bunların hepsi Türkiye'ye su yolu yaptı, gitti geldi. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Yardımcısı diyor ki Türkiye bizim ikinci vatanımız. Bunu neye dayanarak söylüyor? Hani toprak mı satın aldın buradan? Şehir mi sattılar sana? Ne sattılar? Kim ne verdi? Kaç kişiye vatandaşlık verildi? Yani vatandaşlık kanunu, vatandaşlıktan çıkartılanlar, vatandaşlığa girenler 2004 yılından itibaren yayınlama yasağı getirildi. Resmi gazetede yayınlanmıyor. Bilmiyoruz kim, kimler? Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede seçimle Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimle seçildiği için saygınlığı daha fazladır Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ülkesinin lehine değil, kendi lehine hareket ediyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız istediği kadar, ya bu kadar olmaz yani. Şimdi her şeyi bir kişi bilmez. Allah da bilir bir şeyleri. Bu kadar olmaz. Yani... o zaman şöyle bir şey. 7 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermeyenler de mi terörist? Onlar da mı terörist? Onlar da terörist herhalde. Ya da şöyle bir durum var. O teröristlerden 7 Haziran'da oy vermeyenlerin %7'si kalktı. 1 Kasım'da oy verdi. Aklandılar mı? Ya da sandığa gittiğimizde şöyle bir şey yapalım o zaman. Sadece evet mührünü koysunlar oraya. Evet tabii. Tabii. Hayır mührü konulmasın. Çünkü terörist mühür. Terörist mühür yani. Zaten onun tutuklanması lazım yani. Sandığın yani başına hayır logosu hiç gitmemesi orada lazım yani. Evet. İşte Sayın Binali Yıldırım diyor ki Cumhuriyet'te bir sorunumuz yok. İyi de yani dağıtılan Cumhurbaşkanlığı davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı yazıyor. Uçağın üzerinde bile Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Davetiyeydi, Türkiye Cumhurbaşkanı yazıyor. Dışişleri Bakanlığı 2013 yılında gösterebilirsek o resmi, çok önemli bir resim aslında. Şu yeşil hilafet bayrağı, yeşil bayrak meselesi. Görelim. Hilafet bayrağı o. Yani hilafet bayrağı derken hani bizim anladığımız manada hilafet değil, bu başka bir manada. Yani bunlar hilafet bayrağı ekseninde aslında bir büyük İslam devletten bahsediyorlar. 1 milyar 750 milyon nüfuslu adam kalabalığından dünyaya hakimiyet sağlanacağını sanıyorlar. Yani Hindistan 1,5 milyar, işte Çin 1,600. Evet. Vallahi hiçbir yere hakimiyet sağlayamıyorlar. Kendilerine de hakim olamıyor adamlar yani. Yani şimdi geliyor mu acaba bu bayrak? Bu arada Müyesser Yıldız'ın da kaleme aldığı bir turkuaz askeri üniformalar meselesi var. Zaten mecliste turkuaz kullanılıyor. Evet. Halılar bile değiştirildi. Evet. Turkuazın bir özel anlamı var. Turkuazın mavisi mi yeşil mi, ona bakmak lazım. Şimdi buyurun, yeni bir soru attınız ortaya. Şimdi turkuazın bir mavisi var, bir turkuaz yeşili var. Şimdi bakın, burada da zaten kullanılan renklerde pirinç rengi gibi gözüküyor yakından. Tabii bunu kamerayı içine sokmanız lazım. Ben bu kadar sembolik işler üzerinden şimdi, ama bakın, nasıl bir algı yaratılmak isteniyor? Bu haberi yaptığımız zaman Dışişleri Bakanlığı aynı gün vermiş olduğu cevapta bayrağı koyamadık herhalde şu anda. Bayrak gelecek acaba? Geldi, evet. Şimdi bakın, bu yeşil mi değil mi? Buna bakalım. Hangisi?
İşte bakın şu orijinali şuydu. Orijinali bu. Orijinali bu. Bu ne? Bu yenisi. Bu yenisi. Orijinali bu idi. Yakından görebilir yani miyiz tam ekran aradaki fark için? Tabii. Bakın Davutoğlu'nun arkasındaki görüyoruz. Büyütebilir miyiz acaba? Diğeri de eski logo, kırmızı. Şimdi bunun Dışişleri Bakanlığı'ndaki logodan ziyade logo. Ay Yıldız'da al bayrak. Evet. Bizim al bayrağımız şimdi, değil. Evet ha. Bak şimdi bu yeşil. Bu kadar bu yeşil, net yani. Yeşil olduğu net yani. Bu tartışmasız. Bunların hepsi Sayın Davutoğlu'nun vermiş olduğu beyanatlar sırasında bizatihi çekilmiş fotoğraflardır. Tamam burada belki biraz dağılıyor ama 2013 yılında bu haber çıktı da Sayın Davutoğlu'nun verdiği cevap Arap dünyasına Osmanlıcılık açılımı çerçevesinde böyle bir şey yapıldı. Ya dalga mı geçiyorsunuz arkadaş? Ne yapacağız şimdi? Yani affedersin ne bileyim bu Amazonlara bir açılım yapıldığı zaman şey mi yani çok özür dilerim yani. Yaprak mı giyip gideceğiz? Ya öyle yani, mi yapacağız? Yani bu nasıl bir şeydir yani? Bu sert konular içinde. Nasıl semboldür yani bu? Nasıl bir şey yapıyoruz? Veya niye? Çin açılımı yapıyoruz diyelim şey mi yapacağız yani? Gözleri çektireceğiz. Öyle mi yapacağız? Ya da işte komünist açılımı yapıyoruz diyelim. Orak çekiş mi koyacağız bayrağımızın bir köşesine? Ya da ay yıldızı orak çekiş haline mi getirir? Nasıl bir devlet yönetme mantığıdır bu? İşte Türkiye Cumhuriyeti ibareleri kaldırıldığı zaman da aynısını söylediler biliyorsunuz. Halen daha bugün Genelkurmay Başkanlığı'nın kapısında TC Genelkurmay Başkanlığı yazmıyor. Sadece Genelkurmay Başkanlığı yazıyor. Yani şimdi bu tablo içerisinde bu hazırlanan sembollerden bir tanesidir. Başkanlığın önümüzdeki yeni günlerde yeni semboller var tabii sizin canım, kulağınız çok delik çünkü. Yani işte karayolları TCK'ydı biliyorsunuz KGM oldu. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları'ydı. Oldu Karayolları Genel Müdürlüğü. TCK yazıyordu ya karayollarında. Evet, evet. TC ile K'yı beraber kaldırdılar. Türkiye Önce Kızılay Sodası'ndan, bu reklam değil, Kızılay onun üzerinden kaldırdılar. Evet. Reklam değil yani, kalkan yerleri söylüyoruz. Ulusal Ajans'tan kaldırdılar. Evet. Ulusal Ajans'tan kaldırıldı. AB Ajansı, Ulusal Ajans'tan. Fakat şimdi bunu biz nasıl anlayacağız? Bakınız benim çok genç ve Türkiye'de çok sevilen bir meslektaşım, arkadaşlarım ulaşabilirse, son 5 dakikamız da kalmış, telefona almak istedim onu özellikle. Tabii, de sizin olduğunuz bu süreçte. İrfan Değirmenci. Evet. Ve hemen başına gelen o Cumhuriyet madalyası taktılar ona. Ha, bu böyle arada, bu arada düşünüyorum. Zamanı kaybetmeden başkanlık seçiminin sonunda zaten bugün tüm yani şeyin söylediği Devlet Bahçeli'nin dediği gibi olmayan yetkilerini kullandığı için fiili durumdan çıkalım diye daha büyük yetkilerle gelen anayasada daha büyük yetkilere ilk 4 maddesi de kaldırılacak. Kaldırılacak. Kesinlikle evet, bu. Evet. Eminiz. Fakat bu ülkenin adı Cumhuriyet olarak kalmayacak. Ben söyleyeyim size. İşte efendim bizim Cumhuriyet'te sorunumuz yok falan filan. Yeni Türkiye diyorsun da niye Yeni Türkiye Cumhuriyeti demiyorsun o zaman? Yani tek devlet, tek millet, tek bayrak derken Türk milleti denilmiyor, Türk bayrağı denilmiyor, Türk vatanı denilmiyor. Bunlar denilmiyor. Türk denilmiyor. Yok böyle bir ibare. Dolayısıyla yani Cumhuriyet tabii işte ne İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti var yani. Cumhuriyet yerinde duruyor. Şimdi burada böyle bir oyun da yapılıyor. Yani bu yanlış yani. Gerek yok yani. Biz bunu Yıllar önce rabıtayı yazdı. Evet. Fakat siz günümüze kadar izini sürerek getirdiniz. Evet. Ve çok önemli bilgilerle bizi donatıyorsunuz. Hem Yeşil Hücreler kitabınız, evet, hem Yüzyılın Hillesi, Sandıktaki Hülle kitabınız. Ben kitaplar arasında dolaşırken mecburen başka kaynaklara da bakmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü öyle anlattınız ki her şeyi. Ansiklopedik bilgiler var bunun, bu kitaplarınızın içinde. Şu anda görüyorsunuz, bende bir şey yok zaten. Zaten hepsi buranızda olduğu için taşımanıza gerek yok. Sonuç itibariyle bu kaynaktan Türkiye üzerinde bir oyun oynanıyor. Ve bu aktörlerle biz... Bu Margaret Thatcher döneminde başlayan bir süreçtir. Evet. 1987 yılından Akşibendi Turgut Özal yanında olduğu NATO toplantısında yeşil bundan sonraki zaten hedefimiz. Zaten Dünya Bankası ve düşman hep yaratabilmek soru için işareti Türkiye'de, getirmez mi Türkiye'de 28 Şubat süreci başlatıldı. Evet. Yani bugün işte baktığınız zaman Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri işte hepsi ne diyorlar, işte bizi istemiyorlar, Erdoğan'ı istemiyorlar, Erdoğan'ı yedirmeyiz falan filan gibi bir sürü hengame içerisinde gidip geliyoruz. Evet. Yani bir düşman yaratma stratejisidir. Bakın. Türkiye-İran kapışması olabilir önümüzdeki günlerde. Çok acı bazı bilgiler vereyim. Çok kısa ve
Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bahreyn'de yapmış olduğu Fars şövenizmi açıklamasına CAMA Güney Azerbaycan Milli Hareketi lideri Sayın Piruz Dilenci'den sosyal medya hesabından açıklama geldi, destekliyoruz diye. Ve gerçekten İran'da ciddi anlamda bir karışıklık çıkabilir. Yani CAMA lideri Piruz Dilenci bunu sosyal medya hesaplarından Fars şövenizmine karşı biz de ayağa kalkıyoruz ki 32 milyona yakın Azeri Türk'ünün yaşadığı topraklar ve ciddi anlamda Fars ve Molla şövenizmi var. Ama bu işlerde kan akıtılmasına gerek yok, olmaz. Yani Irak ve Suriye yeter. Ama şimdi bu Fars şövenizmi mesajının Bahreyn'de Şii ve Sünniler arasındaki çatışmadan, Sünni yönetimin azınlık, Şii halkın çoğunluk olduğu yerde verilmiş olması ve İran etkisinin de orada hissedildiği noktada Fars şövenizminin gündeme Sayın Cumhurbaşkanı tarafından taşınmasını tehlikeli buluyorum. Çünkü biz Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan bugüne İran'la herhangi bir karışıklık yaşamadık. Bu bana 1980 İran-Irak Savaş Sendromu'nu hatırlatıyor. İki ülkenin askeri gücünü, ekonomik gücünü sıfırlamak için o tarihlerde İslam devriminden sonra askeri gücünü sıfırladılar. Sonra Saddam Hüseyin'i Kuveyt'e sokup askeri gücünü ve ekonomik gücünü sıfırladılar. Sonra gelip tepesine çöktüler. Şimdi iki büyük gücü, iki pozitif kutbu birbirine vurdukları takdirde İran ve Türkiye için ciddi sıkıntı olur. Burada şimdi CAMA liderine çok büyük görev düşüyor. Piruz Dilenci. Tabii ki kendisi bir Türk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı destekliyor ama ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Buradan da bir çağrıda bulunuyorum. Kesinlikle o bu işte kan akıtılmaması gerekiyor. Yani Suriye yetti. Yani Suriye yetti, Suriye meselesi yetti. Hem Suriye tarumar oldu, bakın hem Türkiye tarumar oldu, hem bölge ülkeler tarumar oldu. Bizim tabii ki biz Azeri Türk kardeşlerimizin yanındayız. Birinci önceliğimiz odur. Benim öyle bir kesinlikle şeyim olamaz. Ama yani İran'da bu konuda bir kan akıtılmaması, böyle bir kan akıtılacak izlenimi veren İran-Irak Savaşı'na benzer Türkiye-İran Savaşı gibi bir altyapı oluşturuluyor. CIA Başkanı'nın, Türkiye Geliş Gidişleri, İngiltere Başbakanı ve Angela Merkel'in. Yani bir federasyonsal yapılar mı var? Tabii bilmiyorum onu. Ama tekrar söylüyorum. CAMA lideri, Güney Azerbaycan Milli Hareketi Partisi var. 30 yıldır orada bu biliyorsunuz stadyumlarda traktör grupları var. Türkem sloganları atar. Onların üye olduğu partinin lideri Sayın Piruz Dilenci dün yapmış olduğu açıklamayla Fars şövenizmine karşı duracaklarını ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını desteklediklerini söylediler. Ama ben tabii ki bir Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her zaman ülkemin ve dünyadaki Türk milletinin yanındayım. Ama böyle bir şeyde kan dökülmesine şiddetle karşısınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Muazzam bir ilgi var size. Yetmedi. Kimse doyamadı. Çünkü bilgileriniz zaman. Mutlaka ağırlamak isterim. İnşallah. Bir ismi buraya sembol olarak koyacağım. Biraz da izleyicilerimiz araştırsın. Siz bize bilgisini veriyorsunuz. Yusuf El Kardavi. Hemen gösterelim bence. Yusuf El Kardavi 1960'lardan 1970'lerden Mısır İhvan-ı Müslümin'in çok önemli doktriner adamlarından. Yani ve danışılan ulema başı. Ulema başı. Hasan el-Benna zaten İhvan-ı Müslümin'in önemli adamı. 1976 yılında cihat terörizmi meşru kılar diye bir açıklaması var. Fetvası var. İşte o. Aynı fetvanın devamı Yusuf El Kardavi tarafından veriliyor. Suriye İç Savaşı'nda Suriyeli sivillerin öldürülmesi için bir fetva veriyor Yusuf El Kardavi. Diyor ki Esad rejimini destekleyen siviller dahil öldürülebilir diyor. Allah'ın huzuruna gittiğinde diyor suçsuzsa cennete gider. Ya sen Allah mısın da Allah'ın huzuruna gönderiyorsun adamı? Ha bu Yusuf El Kardavi Mısır hükümeti tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Bu arada Müslüman kardeşlerle El-Kaide arasındaki ilişki de Eymen El-Zevairi, El-Kaide'nin liderinin kardeşi, Müslüman kardeşlerin 5 numaralı adamıdır. Ve tutukludur şu anda Mısır'da. Evet. Ve Yusuf El-Kardavi şu anda Türkiye'de. Kimse Türkiye'de olmadığını söyleyemez. Resmi protokolde Diyanet İşleri Başkanlığı toplantılarında Yusuf El Kardavi şura toplantılarında yani fetva toplantılarında bizatihi çıkarak konuşuyor, danışılıyor. Ve en son söylediği işte İslam dünyasının lideri falan filan. Ya tabii ülkeyi yolumuz tavuğa çevirdiler. Ben de böyle yiyip içip yatacak bir yer bulsam ben de herkese biat ederim. Ya yani tamam da evet. Ama tabii bu 40-45 yıllık bir süreç. Yani evet. Burada artık koyalım 1973 yılındaki Milli Selamet Partisi'nin seçim bildirgesinde de başkanlık talebi var. Bunu da unutmayalım.
Muazzamdı son bilginiz. İşte o ismi ben de buraya koydum değerli izleyicilerimiz. Siz de biraz daha araştırıp bilginizi genişletebilirsiniz. Kitaplar çok şey anlatıyor. Çok değerli konuğum Sayın Hakkı Kahveci. Soyadınız da çok çarpıcı. O önemli, o önemli bir soyadı. Evet. Yarın yine burada olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Yeni kitaplarınızı bekliyoruz. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Yarına dek esen kalın.